Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşadığınız coğrafyadaki yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğu ve Türkiye'nin ne gibi etkileri var? Bunlarla ilgili güzel bir ders anlatımı gerçekleştirmiş olacağız. Konumuzun adı Türkiye'de yüzey şekilleri. E o zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. İçeriğimize baktığımızda şimdi biz 10. sınıfta dağların oluşumları ile ilgili kıta hareketleri ile ilgili depremlerle ilgili güzel ders anlatımları gerçekleştireceğiz ve bu noktada hemen bunu aynı zamanda Türkiye'ye uyarlayacağız ve bu dersimizde Türkiye'de meydana gelen dağlar. Biz Türkiye'nin dağlarını orojene sonucunda oluşmuş dağlar ve volkanizma sonucunda oluşmuş dağlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz ve orojene sonucunda oluşan dağlar, kırık dağlar ve aynı zamanda kıvrımlı dağlar olarak geçmekte. Yani burada ben Türkiye'de kırık kıvrımlı dağlar yazdım. Bu dağlar orojenik hareketler sonucunda meydana gelmiş dağlardır ve aynı zamanda Türkiye'nin volkanik dağları da mevcut. Bu dağların özellikleri nelerdir? Bu dağların Türkiye ekonomisine etkileri nelerdir? Bu dağların diğer yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkileri nelerdir? onlardan bahsedeceğiz. Dağlar bittikten sonra neye geçeceğiz? Ovalara. Türkiye'nin ovaları bulunduğu yere göre kıyı ovaları, iç ovaları diyeceğiz. Oluşum özelliklerine göre delta ovası diyeceğiz, tektonik ova diyeceğiz, karstik ova, volkanik ovalar diyeceğiz. Bunlardan bahsetmiş olacağız ve Türkiye'deki platolardan oluşum özelliklerine göre platolar, platolardan ne gibi ekonomik anlamda faydalanmaktayız? Onlardan bahsetmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki biz bu konuyu evet burada gördük. Ortaokulda nerede gördük? Yeryüzünde Yaşam ünitesinde görmüştük. Burası orayı biraz daha ayrıntılı bir şekilde açabileceğimiz konu. Bu konunun 9. sınıfla bir bağlantısı bulunmuyor. Çünkü yeryüzü şekillerinin oluşum kısmını biz 10. sınıfta dönem başından itibaren anlatmaya başlıyoruz. Ama ÖSYM noktasına geldiğimizde TYT konusu olduğu için ÖSYM'nin bu konuyu TYT anlamında sorma ihtimali de yüksektir diyebiliriz ve biz sizler için dersimiz bittiğinde hemen ne yaptık? 9'dan 10'a hazırlık kitabını hazırladık ve kazanımı uygun bir şekilde sorularla bu kitabı sizin hizmetinize sunduk. Hemen ne yapıyorsun? Türkiye'de yüzey şekilleri sayfa 120 alıyorsun. Dersimiz bittiğinde buradan 120'yi çözüyorsun. Hemen devamında bakın test 5, test 6, test 7, test 8. Yani 26, 28, 30, 32 yani 132. sayfaya kadar da bu kitaptan dersimiz bittiğinde güzel bir şekilde çözüyorsun ve konuyu pekiştirmiş oluyorsun. O zaman hadi bakalım Türkiye'de yüzey şekillerini biraz daha irdelemeye. Türkiye'de başlı yüzey şekilleri diyelim ve Türkiye'nin yüzey şekillerini dağlar, ovalar, platolar oluşturduğunu söyleyelim. Türkiye ortalama yükseltisi fazla bir ülke. 1141 metre yüksekliğe sahip sevgili arkadaşlarım ve arazimiz genel olarak engebeli olduğu için yükselti de genel olarak bakın batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Karşımızda zaten bir fiziki haritamız var ve fiziki haritamıza baktığımızda sevgili arkadaşlarım batıdaki yeşil renk tonu doğuya doğru gittiğimizde koyu kahveye doğru geçiş yapmakta. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım Türkiye'deki yüzey şekillerinden özellikle dağlar doğu batı yönüne uzanır. Bunun temel sebebi nedir dersek levha hareketlerine maruz kalma oranımızdır. Nasıl dersek şimdi bizim ülkemiz Alp Himalaya dağ kuşağı içerisinde yer alan bir ülkedir ve kuzeyde yer alan özellikle Avrasya levhası dediğimiz büyük bir levha var. Güneyde yer alan Arap levhası ve bununla birlikte gene güneyde yer alan Afrika levhası birbirine doğru hareketi netice Ülkemiz sıkışmıştır yani tam şöyle şuradan Avrasya levhası kuzeyden güneyden Arap levhası ve Afrika levha sıkıştırmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım mantıken levhaların hareketine bağlı olarak Türkiye'deki yükselti de yani yer şekilleri de doğu batı doğrultuda olmak zorundadır diyebiliriz. Tabii ki de her yerde arazimizdeki dağlık alanlar doğu batı doğrusunda uzanacak diye bir kaide de yok ama genel olarak ifadesini burada kullanmaktayız. Bunu da unutmayalım. Ve bununla birlikte Türkiye'nin dağlık sistemlerinde biz üç şekilde dağın oluştuğunu biliyoruz. Bir, orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar burada orojenik hareketler sonucunda sıkışmış ile birlikte eğer ki sert bir biriken malzeme varsa kırılıyordu ve kırıklı dağları oluşturuyordu. Eğer ki esnek bir malzeme varsa kıvrılıp ve kıvrımlı dağları oluşturuyordu. Bir de volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş volkanik dağlarda yer almaktadır diyebiliriz. Ve bizim ülkemizdeki dağların çok büyük bir bölümü kıvrım orijinli sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Burada da özellikle levhalar tortul tabakaları sıkıştırıyor ve bunun sonucunda kıvrılan kütlelerin yükselmesiyle birlikte oluş bu dağlık sistemler ve biz bu dağlara genel olarak sıra dağlar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dağlık sistemlerin de özellikle yüksekte kalan kısımlarını antiklinal, alçakta kalan kısımlarını ise senklinal ifadesini kullanacağız. Bizim ülkemizde özellikle kuzeyde yer alan Kuzey Anadolu dağları ile güneyde yer alan Toroslar kıvrım orijinin sonucunda oluşmuş dağlık sistemler olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte levha hareketlerine bağlı olarak Anadolu'nun bazı bölgelerinde Ise kıvrılma değil de kırılma sonucunda oluşmuş ve horst adı verdiğimiz dağlık sistemlerde mevcuttur. Bu dağlar kırılmaya bağlı olarak çöken grabenlerin çevresinde bak kırılmaya bağlı çökmüş şu çöken kısım graben, bu grabenlerin çevresindeki yüksekte kalan Kütlelerdir yani horstlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki biz bu dağlık sistemi nerede göreceğiz derseniz sevgili arkadaşlarım Batı Anadolu'da göreceğiz özellikle Ege bölgesinde. Kazdağı, Madra Dağı, Yumtağı, Bozdağlar, Aydın Dağları bunun en güzel örneklerindendir diyebiliriz. Bununla birlikte Anadolu coğrafyasındaki... Volkanik kökenli dağlar ise 3. jeolojik zamanda meydana gelmiş volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Bu faaliyetlere bağlı olarak volkanik malzemeler üst üste birikmiş ve mesela Türkiye'nin en yüksek dağlarından bir tanesi olan Ağrı Dağı'nı oluşturmuştur. Ve bununla birlikte Anadolu coğrafyasında bazı alanlarda bu dağlık sistemleri de görmek mümkündür diyebiliriz. Ama şunu unutma hemen şöyle şuraya bir soru işareti koyuyorum. Türkiye'de aktif volkanımız var mı derseniz tabii ki de aktif volkanımız volkan yoktur. Üçüncü jeolojik zamandan itibaren oluşmuş volkanik kütlelerimiz yer almaktadır diyebiliriz. Hemen şöyle bir Türkiye haritamız var. Haritamıza gelin hep birlikte göz atalım. Mesela burada hem Kıvrım Dağları görebilmekteyiz hem Kırık Dağları hem de Volkanik Dağları görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte mesela kuzeyde Marmara bölgesinde yer alan mesela şuraya hemen şöyle Yıldız Dağları diyebiliriz. Bakın Güneydoğu Kuzeybatı doğrultusunda uzanmakta yani Doğu Batı doğrultusunda uzanmaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte Sinop'un kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımını zorlaştıran ve hinterlandının az olmasına sebep olan küre dağlarını burada görebilmekteyiz. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım Köroğlu dağlarını da gene bu alanda görebilmekteyiz. Küre dağlarının devamında sevgili arkadaşlarım Samsun Ordu hattında Canik dağlarını görebilmekteyiz ve 5 numarayla görmüş olduğumuz Doğu Karadeniz dağları olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle şuraya Doğu Karadeniz dağları diyelim. Bakın kuzeydeki bu dağlık sistemimizin ismi nedir dediğimizde Kuzey Anadolu dağları olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak Doğu Batı doğrultusunda uzandığında hemen altını çizmiş olalım. 6 numarayla da gene Doğu Anadolu bölgesinde Allahu Ekber dağlarını da görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunlar Kıvrım dağlar olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Peki güneye geldiğimizde güneyde gene kıvrım orijeniz sonucunda oluşmuş dağlar vardı. Mesela Antalya'da bulunan Bey Dağları Güneybatı Torosların başlangıç kısmında yer almaktaydı. Mesela Orta Torosların bulunduğu yerde Bolkar Dağları, Ala Tahtalı Dağları vardı. Bunlar da Orta Toroslar olarak karşımıza çıkmaktaydı sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte devamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirinden ayıran da şurada Güneydoğu Toroslar yer almaktaydı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. İşte bu hatta nedir? Toroslar olarak karşımıza çıkmakta. Bakın kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları, güneydeki ise Toroslar olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar kıvrım orijini sonucunda meydana gelmiş dağlık sistemlerdir diyebiliriz. Devamında bir de kırık orijini sonucunda oluşmuş dağlık sistemlerimiz var. Bu da Batı Anadolu demiştik değil mi? Mesela 20 numarayla görmüş olduğumuz Kazdı, devamında Madra Dağı, Yuntta 19 numarayla görmüş olduğumuz Boz Dağlar, akabinde Aydın Dağları ve en son 18 numarayla görmüş olduğumuz menteşe dağları ve bununla birlikte 12 numarayla görmüş olduğumuzda nur dağları bazı kaynaklarda kırıklı sistem olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım ama genel itibariyle kıvrım dağ olarak da bunu ele alabiliriz diyebiliriz. Şimdi burada özellikle hem kıvrım hem kırık dağları bildikten sonra bir de ne var? Volkanik dağlar var. Ülkedeki volkanik dağlar gene bir hat şeklinde uzanmakta. Şöyle dikkat ederseniz mesela kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda. Bak kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanmakta. Yani burada sıkışmayla birlikte bir çatlama mevcut ve hat boyunca çatlamaya bağlı olarak da volkanizma faaliyetleri yaygın olarak görülmüştür diyebiliriz. Mesela burada 7 numarayla görmüş olduğumuz Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı sevgili arkadaşlarım devamında Tendürek Dağı Devamında Süphan Dağı ve en sonda da Nemrut Dağı Doğu Anadolu bölgesinde bulunan volkanik dağlar olarak karşımıza çıkmakta. Nemrut'un tepe kısmının patlamasıyla birlikte yani krater dediğimiz alanın patlamasıyla birlikte oluşmuş bir kaldere gölü de mevcuttur. Nemrut Gölü sevgili arkadaşlarım. 11 numara ise Karaca Dağı olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Burada 14 numaraya geldiğimiz zaman Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı sevgili arkadaşlarım. Devamında mesela Melendiz Dağı var. Hemen onun yanında mesela Hasan Dağı var. Devamında Karaca Dağı var ve en sonda da Karadağ yer almakta sevgili arkadaşlar. Bir de Kula'da Kula Volkanları vardır. Uludağ mesela bir batolittir. Delinlik volkanizması sonucunda oluşmuş bir kütledir diyebiliriz. Peki bu dağları bildikten sonra bu dağların özellikleriyle ilgili şunu söylemeliyiz. Şimdi ülkemizdeki dağlar genel itibariyle doğu batı doğrultusunda uzanıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama denize göre konumlarına baktığımız zaman kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paralel uzanmakta. Değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle şuraya kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paralel uzanmakta. Batıda ise dağlar kıyıya dik uzanmakta sevgili arkadaşlarım. Peki bu bize ne katmış? Bakın şimdi kuzeyde ve güneyde dağların kıyıya paralel uzandığını şöyle gösterirsek. Uzandı uzattık. Devam ediyoruz. Batıda ise dağlar kıyıya dik uzanır dedik. Dik bir şekilde şöyle dağlarımızı uzattık. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın Karadeniz ve Akdeniz'den gelen nemli hava kütleleri dağ yamacı boyunca yükseldiğinde sıcaklığın azalmasına bağlı olarak yağışı nereye bırakacaktır? Kıyı kesme bırakacaktır. Kıyı ile iç kesim arasında ciddi anlamda yağış olarak farklılık vardır. Hem güneyde hem kuzeyde. Ama batıya geldiğimiz zaman denizden gelen nemli hava kütlesi kırıklı sistemin ara kısmından geçip iç kesimlere kadar sokulacağı için kıyı ile iç kesim arasında yağış anlamında çok büyük bir belirgin farklılık yoktur. İklimsel anlamda belirgin farklılık yoktur. Bakın Ege bölgesinde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım daha rahat sağlanırken kuzeyde ve güneyde kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımda tünel ve köprüleri ciddi anlamda ihtiyaç duyarız sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Diğer bir husus şudur. Hemen Türkiye'nin kıyı alanlarına baktığımızda sevgili arkadaşlarım özellikle dikkat edin. Karadeniz ve Akdeniz'de kıyı çizgimiz daha düz bir şekilde uzanışa sahiptir. Bakın gördünüz mü? Daha düz bir şekilde uzanışa sahiptir. Ama Ege bölgesinde girinti çıkıntı çok daha fazladır. Bu da dağların kıyıya uzanış doğrultusuyla ilgili bir durumdur. Doğal koy ve körfez sayısı Ege kıyılarında daha fazladır. Kıta sahanlığı Ege kıyısında daha geniştir. Yani denize giriyorsunuz su bir anda kısa mesafede derinleşmiyor. Bundan bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Peki ilk ona şöyle bir bakarsak Türkiye'nin en yüksek dağlarına. Tabii ki de birinci dağımız ne dedik biraz önce? Ağrı Dağı dedik. Volkanik bir dağıydı sevgili arkadaşlarım. Buzul Dağı 4135 metre. Süphan Dağı devamında. Kaçkar Dağı kıvrım sistem. Erciyes Dağı volkanik dağımızdı. Küçük Ağrı Dağı gene volkanik dağımızdı. Aladağlar, Başet Dağı, İhtiyar Şahap Dağı ve Kesiş Dağı sevgili arkadaşlarım bizim ilk 10'luk sistemimizde en yüksek dağlı kalanlar olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle sorumuza bir baktığımızda sorumuzda bize diyor ki yanda oluşumu verilen şeklin yüksekte kalan kısmını ülkemizdeki hangi daha örnek verilebilir? Yani yüksekte kalan kısım neymiş? Antik linalmiş sevgili arkadaşlarım. Yani bu aslında ne dedik biraz önce? Kıvrım orijini sonucunda oluşmuş dağlık sistemimizdi. Yani hem kuzeyde hemen şöyle yapalım. Kuzey Anadolu dağları hem de güneyde Toros dağları kıvrım orajinin sonucunda oluşmuş dağlık sistem olarak karşımıza çıkmaktaydı. Hemen bakalım. A seçeneği Köroğlu dağları diyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir önceki sayfayı da elimize alalım ki biraz haritada çalışmış olalım. Hemen geldik Köroğlu Dağları kıvrım orojeni sonucunda oluşmuş dağdır. O zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Bozdağlar Aydın Dağları diyor sevgili arkadaşlar. Bozdağlar Batı Anadolu'da, Aydın Dağları Batı Anadolu'da kırık orijinin sonucunda oluşmuş dağlık sistemimiz olarak karşımıza çıkmakta. Karacadağ ve Ağrı Dağı, Karacadağ gene Karacadağ ve Ağrı Dağı volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş volkanik dağlarımız olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'nin ovaları kısmına. Türkiye ovalar bakımından tabii ki de zengin bir ülkedir sevgili arkadaşlar. Ovalarımız konumuna göre, oluşumuna göre, büyüklüğüne göre, biçimine yükseltisine göre farklı özellikler gösterebilmektedir. Tabii ki de bulundukları yere göre ovalar bir ova ya kıyı kesimdedir ya da iç kesimdedir. O zaman eğer ki deniz etkisinden uzak iç alanlarda bir ova varsa iç ova olarak karşımıza çıkar. Deniz kıyısında ise kıyı ova olarak karşımıza çıkar. Burada örnek vermemiz gerekirse tabii ki de mesela ülkemizin en önemli ovalarından bir tanesi kuru tarımın yoğun ölçekte yapıldığı neydi kuru tarım? Nohut, buğday, mercimek, arpa gibi ürünlerin yoğun ölçekte yetiştirildiği ovalarımızdan bir tanesi Konya Ovası sevgili arkadaşlar. Mesela Muş Ovası var değil mi? Bunun dışında Ankara'da mesela Çubuk Ovası var sevgili arkadaşlar. Bunlar iç ova olarak karşımıza çıkmakta. Kıyı ovalara geldiğimiz zaman ise mesela Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirmiş olduğu malzemelerle oluşmuş olan ve Türkiye'nin en büyük delta ovalarından biri olan Çukur Ova sevgili arkadaşlar. Biraz sonra da işte buna delta ovası diyeceğiz. Ya da Yeşilırmak Nehri'nin getirmiş olduğu malzemelerle birikmiş sevgili arkadaşlarım Çarşamba Ovası Samsun'da yer almakta. Bunlar da kıyı ovası olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de ovalar ister kıyıda bulunsun ister iç kesimlerde bulunsun bunlar farklılık gösterebilmekte. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Oluşumlarına göre mesela akarsuların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerle Malzemeler deniz kıyısında birikirse delta ovalarını oluşturur. Tektonik faaliyetler sonucunda bir ova oluşuyorsa tektonik ova oluşmaktadır. Mesela buraya hemen şöyle Konya Ovası olarak örnek verebiliriz. Mesela buraya Bafra Ovası'nı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlarım. Kızılırmak'ın getirmiş olduğu malzemelerle birikmiş olan delta ovasıdır diyebiliriz. Karstik ova dediğimiz zaman karstik arazilerde erimeyle birlikte oluşmuş çukur alanlardır. Özellikle ülkemizde de Akdeniz bölgesinde karstik ovaları bolca görmekteyiz. Acıpayam, Korkuteli, Gemboz, Tefenlik, Tezdel Elmalı Ovaları Karstik Ovaları olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle haritamıza da bakarsak sevgili arkadaşlarım mesela burada Çukurova'yı görebilmekteyiz değil mi? Ya da şu hatta Konya Ovası'nı görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte şöyle devam edersek sevgili arkadaşlarım mesela şu alanda Dikili Ovası var sevgili arkadaşlar. Bu mesela bir Delta Ovası. Devamında İzmir'in bulunduğu yerde Menemen Ovası var. Selçuk ve Balat Ovaları var. Bunlar mesela Türkiye'nin Delta Ovaları. Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası Türkiye'nin Delta ovaları sevgili arkadaşlar. Çukurova dedik Silifke ovası dedik. Türkiye'nin delta ovaları olarak karşımıza çıkmakta. Mesela tektonik ovalara geldiğimiz zaman ise mesela bu hatta Konya ovasını örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında Harran ve Ceylan Pınar ovalarını yüksek ovayı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları da hatırlamış olalım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de iç kesimdeki ovalarda kuru tarım, kıyı kesimdeki ovalarda ise sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi yoğun ölçekte yürütülmektedir diyebiliriz. Mesela Ergen'e o Çukurova'da ayçiçeği tarımı yoğun ölçekte yapılmakta ve ayçiçeğinin çok büyük bir kısmı bu hatta üretilmektedir. İç bölgelerimizdeki mesela Konya Ovası'nda sevgili arkadaşlarım özellikle buğday, arpa, nohut, mercimek gibi ürünlerin üretimi yoğun ölçekte yapılmakta. Çukurova'da mısır üretimi, pamuk üretimi yoğun ölçekte yapılmakta. Burada özellikle sevgili arkadaşlarım Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ovalarda da sıcaklık ortalamasının yüksek olmasına bağlı olarak yıl içerisinde birden fazla iki kez ürün alınabilmektedir diyebiliriz. Şimdi sorumuza geldik geldiğimizde haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir diyor. Sevgili arkadaşlar bu alanlardan hangisinde karstik süreçlerle oluşmuş ovalar yer alır? Hemen şunu unutma. Eğer ki bir ifadede sana karstik bir ifade kullanıyorsa yani karstik süreç, karstik arazi, karslaşma diyorsa Akdeniz bölgesi gözünü arasın. Hemen şöyle haritama baktığımda Akdeniz bölgesinde 5 numarayla görmüş olduğum alandaki oluşmuş ovalar karstik süreçler sonucunda oluşmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Şimdi geldik Türkiye'nin platolarına. Türkiye gene platolar varlığı bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Özellikle 4. jeolojik zamanda arazimizin toptan yükselmesi ve akarsuların yatağını derinlere doğru aşındırma sonucunda platolarımızda bulunmaktadır. Burada tabii ki de oluşumuna göre platoları biz dörde ayıracağız. Mesela tabaka düzlüğü platolarına iç bölgedeki platolarımızı örnek verebiliriz. Mesela bozok platosunu örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Sivas'ta bulunan uzun yayla platosunu gene buraya örnek verebiliriz. Onun dışında da i̇ç Anadolu bölgesinde Ankara'da bulunan Haymana platosunu ya da Konya'da bulunan Cihanbeyli platosunu Burada özellikle sevgili Arkadaşlarım tabaka düzlüğü platosuna Örnek verebiliriz Lav platoları Doğu Anadolu bölgesinde yaygın Olarak görülmekte Erzurum Kars ve Ardahan platoları sevgili arkadaşlar, lav platoları olarak karşımıza çıkmakta. Karstik platoları Akdeniz bölgesinde göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Tek taştan gelsin aklınıza. Teke taş eli platoları. Bak tek taş karstik kireç taşı diyoruz tamam mı? Taştan, tekten. Tek taş karstik plato buradan gelsin aklınıza. Aşınım düzlüğü platoları ise özellikle Marmara bölgesinde Çatalca Kocaeli platosu sevgili arkadaşlarım bizim aşının platosu olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Tabii ki de şöyle platolara da gene baktığımızda Erzurum, Kars, Ardahan platosu lav platolarıdır. Yüksekte yer almaktadır. Ortalama yükselse en fazla olan platolardır. Burada özellikle ne faaliyeti yürütülmekte? büyük Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütülmekte. Niye? Yaz yağışlarıyla birlikte yeşil kalan çayır örtüsü var ve buna bağlı olarak da burada büyük büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütülmekte. İç bölgedeki Cihanbeyli Haymana, Bozok, Uzunya ile yazılı kaya platoları ya da Şanlıurfa, Gaziantep platolarında sevgili arkadaşlarım tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle iç bölgelerimizdeki tarımsal faaliyetlerde kuru tarım ürünleri yoğun ölçekte yetiştirilmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Akdeniz bölgesinde özellikle ne dedik? Tek taş dedik değil mi? Tek Taş eli platoları bunlar karstik platolardır. Tarımsal faaliyetlerden ziyade sevgili arkadaşlarım bu platolarda küçük baş hayvancılık faaliyetleri yani kıl keçisi yetiştiriciliği yoğun ölçekte yapılmaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte biraz önce demiştik sevgili arkadaşlarım aşının platolarından en önemlisi Çatalca Koceli platosu bu platonun bulunduğu alan Türkiye'nin ortalama yükselsinin en az olduğu platodur ve bu alanda da sanayi faaliyetleri yoğun ölçekte yürütülmektedir diyebiliriz bilgimiz olsun. Sorumuza geldiğimizde yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen koyu renkli yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir numaralı yerdeki dağlık kütlede buzullar yer alır demiş. Bir numarada hangi dağlık kütle var? Uludağ var. Uludağ'ın yüksek kesimlerinde buzullar yer alır. Bu doğru bir ifadedir. 2 numaralı yerdeki platonun oluşumunda karstlaşma etkilidir diyor. Hemen şöyle iki numaraya bakıyorum. 2 numara neydi sevgili arkadaşlarım? Teke platosuydu. E karstik plato karstlaşma etkilidir. 3 numaralı yerdeki ova deltadır diyor sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle geldik. Çarşamba ovası yani burada özellikle yeşil ırmağın aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerle oluşmuş bir ova. Hemen şöyle şuraya çarşamba ovası yazalım ve çarşamba ovası delta ovasıdır. E bize deltadır demiş. Doğru. 4 numaralı yerdeki ova ovanın yükseltisi oldukça fazladır diyor. 4 numaralı yerdeki ovanın ismi neydi? Hakkari'de yer alan yüksek ova isminden zaten belli ortalama yükseltisi fazladır diyebiliriz. 5 numaralı yerde peneplenleşmiş platolar yer alır diyor sevgili arkadaşlar. 5 numaralı yerde peneplenleşmiş plato değil. Neydi sevgili arkadaşlarım? Love platosu yer almaktaydı. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyebiliriz ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yüzey şekilleri konusunu işledik. Tabii ki de edebiyat, tarih, coğrafya kampımızın ilk konusuydu bu. Hemen tabii ki de hazırlık kitabımızdan da ödevlendirmemizi yapalım. Kitabımızı almayanlar için de satış noktalarımızdan kitabını temin etmesini isteyelim. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yüzey şekilleri yani sayfa 120 ya da 126, 128, 130, 132. sayfadaki soruları çözmenizi istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.